Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 12 Eylül darbesinin 43. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı'nda bir basın açıklaması yaptı. Milletvekili Mustafa Sarıgül basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Tarihimizin en kara günlerinden birisidir. 12 Eylül darbesiyle temel hak ve özgürlüklerimiz ne yazık ki yok edildi. Milli irade 12 Eylül'de hiçe sayıldı. Milletimizin seçme ve seçilme hakkı gasp edildi. Binlerce aydın, binlerce demokrat ne yazık ki hapsedildi. Fişlendi, işkenceye uğradı ve ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum ki sürgün edildi. İnsan hakları hiçe sayıldı, hukuk askıya alındı ve en acı ve en önemlisi de 50 kişi ne yazık ki ülkemizden idam edildi. Bu darbeden en çok zararı gören Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Bu darbeden en büyük zararı gören Cumhuriyet Halk Partimizin o dönemdeki genel başkanı rahmetli Bülent Ecevit'imiz oldu. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelemize hep devam ettik. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler mücadelesine de hep devam edeceğiz. Cumhuriyeti biz kurduk. Demokrasiyi ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi getirdi. Şimdi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma mücadelesini hep birlikte veriyoruz. 3 gün önce Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşını kutladık. Ben Cumhuriyet Halk Partimizin bu 100 yaşının 50 yaşında varım. Cumhuriyet Halk Partimizin 100 yılının 50 yılına tarihine şahitlik ettim. Zaman zaman afiş astım. Zaman zaman mitinglerde slogan attım. Zaman zaman duvarlara bağımsız Türkiye, halkçı Ecevit yazdım. Ve Cumhuriyet Halk Partimizde gençlik kolu başkanı oldum, gençlik kolu sekreteri oldum, ilçe başkanı oldum, il yönetimlerinde görev aldım, milletvekili oldum, uzun yıllarda belediye başkanlığı yaptım. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi demek insan ve vatan sevgisi demektir. Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık rejim açısından en büyük güvencesidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakkı, hukuku ve hiçbir ayrım yapmadan adaleti savunanların partisidir. Ne yoksulluk ne baskı olsun, ne ezen ne ezilen olsun, insanca, hakça bir düzen olsun diye tam 100 yıldır mücadele veriyoruz. Ve bu mücadeleye de devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti ama darbenin izleri henüz silinmedi. Askeri idare gitti, sivil idareler geldi ama mağduriyetler ne yazık ki giderilmedi. 12 Eylül'ün hesabı tam manasıyla sorulamadı. Neden böyle oldu? Çünkü mesele asker sivil meselesi değil. Mesele demokrat olup olmama meselesi değil. Demokratik bir ruha ve demokratik bir kafa yapısına ihtiyaç var. Kuvvetler ayrılığından rahatsız oluyorsan, muhalefeti tehdit olarak görüyorsan, özgür basını tehdit olarak görüyorsan, hak arayanı sevmiyorsan, sizin gibi düşünmeyeni sevmiyorsan, hesap vermeyi, sorgulamayı sevmiyorsan, siz asla ve asla demokrat olamazsınız. Demokrasinin sana göresi, bana göresi olmaz. Demokrasinin azı, çoğu, ayrımı olmaz. Demokrasi ya vardır ya yoktur. Ama demokrasi bütün siyasi partilere lazımdır. Demokrasi varsa biz bu konuşmaları yapabiliyoruz. Demokrasi varsa biz bu sohbetleri yapabiliyoruz. Atatürk'ümüz demokrasi demeseydi bugün ülkeyi yönetenler iktidarda olamazdı. Değerli basın mensupları, 12 Eylül darbesinin
43. yıl dönümünde bütün darbelerin zulmüne uğramış Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan il merkezinden Türkiye'me şöyle seslenmek istiyorum. Ülkemiz bizim ortak paydamızdır. Bayrağımız bizim ortak paydamızdır. Demokrasi bizim ortak paydamızdır. Cumhuriyet bizim ortak paydamızdır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama gelin bu paydaların etrafında birleşelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olmasını hep beraber savunalım. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne toz kondurmayalım. Demokrasi ve özgürlüklere hep birlikte inşallah sahip çıkalım. Demokrasi ve özgürlükleri hep birlikte savunalım. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı olsun, hukukun üstünlüğü olsun, yargı bağımsız olsun, adalet ve liyakata önem verelim. O zaman inanın ki bütün sorunları el birliğiyle çözeriz. Türkiye özgürlükler ülkesi olsun. Ekonomiden teknolojiye, sanattan bilime, her alanda o zaman Türkiye'yi yüceltiriz ve yükseltiriz. Değerli basın mensupları, 100 yıllık tecrübe, 100 yıllık gelenek, 100 yıllık mücadelenin partisi Cumhuriyet Halk Partimizin Erzincan il merkezimizden Türkiye'mize bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz. Tüm darbelere, darbe zihniyetlerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayır diyoruz. Milli iradenin üstünde bir irade tanımıyoruz ve tanımayacağız. Bizi yönetecekleri biz seçeriz, biz değiştiririz. Bu hak yalnız ve yalnız milletimize aittir. Bunun yolu da seçim sandığıdır. Sandıkla gelen sandıkla gider. Kimse Atatürk'ümüzü korumasız zannetmesin. Onun adını anmayanlara inat, buradan bir kez daha Erzincan Cumhuriyet Halk Partisi il merkezinden bütün Türkiye'me saygıyla, sevgiyle sesleniyorum. Yaşasın Atatürk, var olasın Atatürk, sağ olasın Atatürk. Kimse Cumhuriyetimizi de savunmasız zannetmesin. Türkiye Cumhuriyeti ve onun demokratik ve layık sosyal bir hukuk devleti olmasına yönelen her tehlike karşısında Cumhuriyet Halk Partililer olarak dimdik ayakta olacağız. Kimse demokrasiyi bize lüks göstermesin. Demokrasi bizim için günlük hayattır. Ekmek gibi, su gibi demokrasi Cumhuriyet Halk Partililerin vazgeçilmez birinci ilkesidir. Kimse devletimizi yıpratmaya kalkmasın. Okulda, kışlada, adliyede, karakolda, camide siyaset yapmayız ve kesinlikle yaptırmayız. Değerli basın mensupları, bir daha 12 Eylül'ler olmasın, bir daha askeri darbeler olmasın. 12 Eylül'lerin olmaması için, askeri darbelerin olmaması için sivil bir anayasayı bütün siyasi partiler bir araya gelip demokratik olgunluğu yakalayıp sivil bir anayasa yapılmasını da gerçekten elzem olarak görürüz. Bir kez daha 12 Eylül'de ne yazık ki kaybettiğimiz 50 tane canımız var. Bunları rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan il merkezinden diyoruz ki yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlükler, yaşasın insan hakları, yaşasın Cumhuriyet, var olasın Mustafa Kemal Atatürk. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araç içerisinde bir adet ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. 12 Eylül Salı günü yapılan uygulamada polis tarafından durdurulan araç içerisinde yapılan arama sonucunda bir adet ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı halde 7 adet fişek ele geçirildi. Tabancaya ve fişeklere el konularak araç sürücüsü S.O. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Müzik.
Erzincan merkezde görev yapan resmi özel anaokulu, özel eğitim anaokulu ve ilkokul müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında yapıldı. İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya kurum müdürleri ve merkez ilçede görev yapan kurum müdürleri katılım sağladı. Özverili çalışmalarından ötürü tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde bakanlığın politika ve projelerinin yerelde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kök değerlerine uygun, ahlaklı, vicdanlı, şefkatli nesiller yetiştirme gayesinin önemine vurgu yaptı. Fikir alışverişiyle devam eden toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi gerçekleşti. Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye Huzur Güven Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Uygulaması kapsamında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde 11 Eylül 2023 Pazartesi günü 7.30, 9.30, 12.30, 13.30, 15-18 saatlerinde 3 aşamalı ve eş zamanlı olarak 51 asayiş ve trafikli jandarma sistemi ile 178 jandarma personelinin katılımıyla uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar neticesinde 58 okul ve çevresinin kontrolü, 76 umuma açık yer, park, bahçe ve metruk binanın kontrolü, 676 şahsın GBT sorgusu, 31 okul servis aracının denetim ve kontrolleri yapılmış olup, okul servis aracı şoförleri ve umuma açık yer sahiplerine uyulması gereken hususlarda bilgilendirme yapıldı.